Nasılsınız arkadaşlar? Hangi Onur kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere uzun zamandır Twitch'te yayın açmaktayım. Bu yayın açtığım süreç içerisinde OBS ile ilgili yaşadığım problemler, çözdüğüm problemler ve edindiğim tecrübelerle sizlere bilgi amaçlı videolar çekmekteyim. Eğer sen de OBS'in ile alakalı sıkıntılar yaşıyorsan, problemler yaşıyorsan, yayınında droplanma, fix problemleri vesaire oluyorsa tamamen doğru kanaldasın. Bugünkü videomuzda sizlere yayınlarımızda oluşan bitrate problemleri, droplanmalar, laglarla alakalı bizlere önerilerde bulunabilecek 2 adet aracı inceleyeceğiz. Bu araçlar bizim yayın kalitemizi analiz edip bizlere şu problemlerden dolayı droplanma ve frame kayıpları olabilir diye bize önerilerde bulunuyor. Ve bunları tamamen test aşamasında yapıyor. Yani daha önce hiç yayın açmadıysanız ve ilk defa yayın açıyorsanız hiç yayın açmadan direkt bu testleri yapabiliyorsunuz. Bunun avantajı da ilk açtığınız yayının heyecanıyla hem drop problemleri yaşamamak hem de gereksiz yere moralinizi bozmamak oluyor. Videoya geçmeden önce sizlerden isteğim aşağıda açıklama kısmında bulunan Discord kanalımıza katılabilir. Orada OBS yardım ve sistem destek kısmından bize sorular sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi fazla vakit kaybetmeden hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar, ilk önce gitmemiz gereken adres inspector.twitch. Hemen yazalım. inspector.twitch.tv adresine gidiyoruz. Burası Twitch'in kendi geliştirmiş olduğu bir araçtır ve gerçekten çok faydalıdır. Girdiğimizde ilk önce önümüze gelecek olan ekran budur. Ben bu testi yapmamız için, sizlere göstermek için yeni bir Twitch hesabı açtım. Login with Twitch diyoruz. Çıkan pencerede gördüğünüz gibi hangi deneme 1 diye bir Twitch hesabı açtım ve bu kanal üzerinden size göstereceğim. Authorize diyoruz ve böyle bir yere geliyoruz. Böyle bir sayfa açılıyor karşımıza. Ben videoya başlamadan önce bu kanaldan 2 tane, bir 52 saniyelik bir de 47 saniyelik 2 adet yayın açtım deneme amacıyla. Eğer siz daha fazla yayın açmışsanız burada geçmişteki tüm yayınlarınızı burada göreceksiniz. Aynı zamanda birden fazla Twitch hesabında yayın yapıyorsanız da buraya hesabınızı ekleyebilirsiniz. Hesabınızı eklediğinizde de burada geçiş yaparak hangi hesabınızda yaptığınız yayınlarda daha fazla sorun olmuş veya nasıl bir akış sağlamışsınız, bunların analizlerini burada görebilirsiniz. Sonrasında burada Run a Stream Test tuşuna tıkladığımızda diyor ki bize Twitch dashboardunuza gidin. Yayın anahtarınızın sonuna da soru işareti bandwidth test eşittir true'yu ekleyin diyor. Yani bu ne oluyor? Geldim Twitch hesabıma. Ayarlar kısmına geldim. Ayarlar kısmında Channel and Videos kısmına geldim. Burada gördüğünüz gibi yayın anahtarımız var. Bu yayın anahtarını kopyalıyoruz. Sonrasında OBS'imize geliyoruz. OBS'imizde ayarlara geldik. Yayın dedik. Gördüğünüz gibi burada benim bu hesabımın anahtarı var. Hemen tekrardan Twitch Inspector adresine geldim. Soru işaretinden sonraki kısmı kopyaladım. OBS'imi açtım ve burada yayın linkimin, yayın anahtarımın sonuna bunu yapıştırdım. Uygula dedim, tamam dedim ve olay bitti. Şu an ben yayın açtığımda Twitch kanalıma yayın gitmeyecek. Sadece Inspector Twitch adresinde analizler yapılacak. Bunun iyi olan yanı nedir abi? İlk defa yayın açıyorsanız hiç kanalınızda yayın açmadan ilk önce testinizi yapabilirsiniz. İlk yayınınızda sürprizlerle karşılaşmazsınız ve bu sizin için gerçekten çok büyük avantaj olacaktır. Hem moraliniz yüksek kalacaktır çünkü ilk açtığınız yayında drop vesaire olduğunda inanın ki illaki ister istemez moraliniz bozuluyor, enerjiniz düşüyor. Bunu tamamen önleyebiliriz bu şekilde. Hepimiz 1080p 60 fps yayın yapmak istiyoruz ama bunun için mükemmel stabil bir şekilde 6000 bitrate verebilecek bir internete ihtiyacımız var. Aynı zamanda da bunu destekleyecek gerçekten yüksek özelliklere sahip bir bilgisayara ihtiyacımız var. Bununla alakalı olarak Twitch'in resmi olarak yayınlamış olduğu şöyle bir kanal var. stream.twitch.tv/encoding/ yazdığınız zaman bu sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Bu sayfada da kaç piksel yayın verdiğinizde ne kadar bitrate vermenizi ve bunların ayarlarının resmi bir şekilde yayınlandığı bu sayfada gerekli bilgileri alabilirsiniz. Mesela 1920'ye 1080 60 fps yayın verebilmek için diyor ki
6000 bitrate sabit internet altyapın olması gerekiyor diyor. 6000 bitrate verebilecek kaliteye sahip bir altyapın, internetin olması gerekiyor diyor. Bunlar tabii ki de X264 dediği işlemciden yapılan yayınlar. Nvidia'da NVEX Specs'te ekran kartından yaptığınız yayınlarda da geçerli olan ayarlardır. Tamamen sizin kendi sisteminizin el verdiği duruma göre değişecek bir şeydir. Ya mesela 1080p 60 FPS için 6000 bit, 1080p 30 FPS için 4500 bit, işte 720p 60 FPS için 4500 bit, 720p 30 FPS için de 3000 bit olarak bu geçiyor. Ama tabii bununla alakalı olarak farklı bir video da yapabilirim ama normal olması gereken budur. Yani eğer altyapınız 3000 bite el vermiyorsa, evet 2000 bitle de 720p 30 FPS yayın yapabilirsiniz ama bununla birlikte yayın kalitesi de düşecektir. Şimdi gelin Inspector'a geri dönelim. Inspector'a geldiğimizde hemen OBS'imizi açıyoruz ve ben direkt yayını başlat diyorum. Yayını başlat dedikten sonra tekrar Inspector'a geldiğimizde göreceğiz ki bakın live no delay diyor. Şu an yayın almaya başladı. Ama size tavsiyem bunun için aşağı yukarı 15-20 dakika boyunca yayının aktif olması gerekiyor ki doğru analizlere ulaşabilelim. Doğru analizlere ulaşabilmemiz için bunu unutmuyoruz. Minimum 15 dakika bu, bırakın bu şekilde bir 15 dakika yapsın abi. 15 dakika yayını alsın bu Inspector ve bize analizleri sunsun. Şimdi ben sizi daha fazla bekletmemek için 5-6 dakika ben bu yayını sürdüreceğim. Sonrasında kapatacağım ve incelemeye, analizlere birlikte bakmaya devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi ben yayını sonlandırdım. 7 dakika 30 saniyelik bir yayın gerçekleştirdim. Buna tıkladığım zaman gördüğünüz gibi, bu arada Google Chrome kullanırsanız ana sayfada sağ klik Türkçe diline çevir diyerek Türkçeleştirebilirsiniz ama çok doğru çevirmiyor çünkü Translate üzerinden çevirmeyi gerçekleştirdiği için bazı düşük cümleler olabiliyor. Bunun da bilgisini vereyim sizlere. Gördüğünüz gibi 7 dakika 30 saniyelik bir yayın yapmışım. Daha doğrusu deneme yayını yapmışım. Gerçekten kanalımda gözükmemiş bu. Ortalama olarak 4865 bit vermişiz abi. Konfigürasyon kontrolü de mükemmel gözüküyor. Yani konfigürasyonumuz gayet iyi. Ben şu anki bilgisayarımla 1080p 30 fps yayın yapabiliyorum internet altyapımla. Bu videoyu çekerken şöyle bir şey fark ettim. Normalde FPS'i de göstermesi gerekiyor. Ama şu an burada FPS'i göstermedi. Bunun sebebi de şuymuş. Yayın kapalıyken test yaparken sadece biz deneme testi gönderdiğimiz için görüntüyü almıyor. Sadece internetimizi kontrol ediyormuş. Bunun da bilgisini vereyim. Bunu da şuradan farkına vardım. Bir geri geliyorum. Geçmişte yaptığım 47 saniyelik videoyu ben normal yayın olarak açmıştım. Ve burada gördüğünüz gibi FPS'imiz yazıyor. Burada bir ufak bir mesela, ben burada bir problem yaşamışım. 23 FPS'e düşmüş bir ara. Ama genel olarak aldığı FPS 30'muş. O yüzden herhangi bir önerilen değişiklik yok diyor. Çünkü OBS'te direkt ilk yayın açtığınızda ilk 30 saniye, ilk 20 saniye ufak tefek FPS düşüşleri vesaire olabilir. OBS'e biraz daha yüklendiğinden dolayı herhangi bir kayıp olabilir. Mesela ilk yayınımı açtığımda direkt 30 FPS görmüşüz. Gördüğünüz gibi. Bunda hiçbir sıkıntı yok mesela. Önerilen bir değişiklik de yok. İnternetim ve FPS'im gayet stabil. Herhangi bir öneri göstermiyor. Bunun için siz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Eğer ilk denediğinizde tekrar o testini yaptığınız yayına tıkladığınızda burada eğer bir FPS problemi veya herhangi bir bit problemi olursa, bitrate probleminiz olursa burada zaten konfigürasyon kontrolü olarak gösterecektir sizlere. Diyecek ki bu yayınınızın problemi internetten, internetiniz stabil bir internet vermiyor veya bilgisayarınız düşük konfigürasyona sahip bu yayın için diye sizi bilgilendirmelerde bulunuyor. Eğer çok fazla yayın gecikmeniz varsa da gördüğünüz gibi burada yardım rehberi kısmı var. Yardım rehberi kısmına tıkladığınızda sağ tarafta görebilirsiniz. Bütün detaylandırmaları burada yapıyor. Mesela diyor ki işte dalgalanmalar varsa şu kırmızıyla gösterdiği yerler gördüğünüz gibi düşük bant genişliği. Yani internetiniz burada birazcık sıkıntıya girmiş. Ağ veya donanım sorunu olduğu zaman da gördüğünüz gibi böyle
böyle bir grafik gösterecekmiş bize bitrate kısmında. Buradan bütün detaylara ulaşabilirsiniz. Benden size tavsiyem, aldığınız upload hızının tamamını yayına vermeyin. Yani atıyorum 6 MB upload'unuz var, 4000 bitten fazla vermeyin. Bu sizin yayınınızın gecikmesini arttıracak. Hem de oyunlardaki alacağınız pingleri de yükseltecektir. Eğer sistemsel olarak bir FPS problemi yaşıyorsanız, bu analizlerde buna ulaşırsanız eğer, denemenizi tavsiye edebileceğim, kesinlikle olacak diye bir şey yok ama tavsiye edebileceğim bir tane durum var. Mesela geldik, ayarlara geldik abi. Bu ayarlarda video kısmına geliyoruz. Burada boyut azaltma filtresini 30-36 örnek yaparsanız bu maksimum kalitedir. Bunu bir kübikte deneyin. Yine problem varsa linear'ı deneyin. Bu 3 seçenekten birini denerseniz durumunuzun, probleminizin çözülme ihtimali bir tık vardır abi. Bunun bilgisini de ekstra olarak ekleyeyim size. Sizlere ikinci bahsedeceğim araç ise r-1.ch/analyzer sitesi. Bu sitede yayındayken anlık olarak yayınınızın durumunu kontrol edebilirsiniz. Öncelikle bunu size daha stabil göstermek için bu deneme hesabımızdan bir yayın açacağım. Ama öncelikle soru işareti bandwidth test eşittir true'yu silmem gerekiyor. Uyguladık, tamam dedik. Yayını başlattım. Şu an yayını başlattım buradan. Ve abi aldım bunu alta. Kanalımızın adı neydi? Hangi deneme 1 dedim ve go dedim. Şu an geliyor, analiz ediyor, alıyor. Bu siteden de dediğim gibi anlık olarak takip edebilirsiniz. Hem de siteye girdiğiniz anda online olan herhangi bir yayının adını buraya yazıp go dediğinizde o izlediğiniz ve gördüğünüz yayıncının da nasıl bir performans aldığını görebiliyorsunuz. Bunu ekstra açayım. Ekstra bir bilgi olarak bunu size söyleyeyim. Gördüğünüz gibi şu anda geldi. Ne diyor? Bitrate'imiz stabil. 5000 bit. Video frame rate'imiz, FPS'imiz 30 FPS sabit veriyoruz. Hiç problem yok. Bir sağ yapıp Türkçe diline çevirelim. Bit hızınız kullandığınız çözünürlük ve FPS için yeterli görünüyor. H264 ana profil ile kodluyorsunuz. Yani işlemciden veriyorum. En iyi kalite için yüksek profili kullanın. Ana profil yalnızca birinci nesil iPad gibi eski cihazlara sahip kullanıcılara yayın yapmanız gerektiğinde kullanın. Yayınınızın sesi analiz edilemedi. Analiz sırasında akışta ses yoksa bu olabilir. Yani şu an ben sesleri kapattığım için o yüzden göstermiyor. Burada da F5 diyerek, hani burayı yenileyerek anlık olarak görebilirsiniz yayınınızın durumunu. Bu da güzel bir araçtır ve sürekli hiç değilse yayındayken birileri size drop var yayında dediğinde hemen girip buradan tüm özelliklerinizi kontrol edebilirsiniz. Burada ben de quality check'te ünlem göstermesinin sebebi şu anda başka bir uygulamadan, programdan, aynı zamanda işlemci üzerinden ekran kaydı aldığım için ve aynı zamanda 1080p şu an yayın verdiğim için muhtemelen quality check'imde ondan dolayı ünlem olabilir. O yüzden hani encoding'i H264'te gözüküyor vesaire gibi bir uyarı veriyor. Burayı yine Google Translate'den çevirdiğimiz için çok fazla doğru çevirmiyor olabilir. Bunun da bilgisini vereyim sizlere. Gördüğünüz gibi iki tane aracı inceledik. Biri Twitch'in kendi geliştirmiş olduğu Inspector Twitch adresinden yapabileceğimiz checkler. İkincisi de r-1.ch Analyzer. Bu iki araçla ilgili yeterli bilgileri verdik. Videomuzun da ufak ufak sonuna doğru geliyoruz. Hemen büyük ekrana geçiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün iki tane çok güzel araç inceledik. Umarım bu iki aracı deneyerek kendi problemlerinizi görebilir, tespit edebilir ve daha kaliteli, daha güzel yayınlar yapmaya başlayabilirsiniz diye umuyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoların devamı gelecek ve daha detaylı inceleme ve tavsiyeler veren videolar çekmeye devam edeceğim. Bununla alakalı olarak aklınıza takılan şeyler olduğu zaman açıklama kısmında bulunan Discord kanalımıza gelebilirsiniz. Discord kanalımızda bulunan OBS destek ve sistem destek kısmından kafanıza takılan soruları gönül rahatlığıyla sorabilirsiniz. Ben görmesem bile bilgi sahibi arkadaşlarım mutlaka sizlere cevap verecektir ve güzel bir bilgi paylaşımı alanı oluşturmaya çalışıyoruz Discord'umuz üzerinden. Yine açıklama kısmında bulunan Instagram adresimi takip edebilirsiniz. Twitch yayınlarımı izlemek isterseniz Twitch kanalımı takip edebilirsiniz. Sabahları çok güzel sohbet yayınları yapıyoruz. Akşamları da oyun yayınları yapıyoruz. Hepinizi bekliyorum. İzlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Öpüldünüz. Eyvallah.